Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elmalı tart yapacağız. Ben ilk önce elma harcını hazırladım. 4 adet elmayı soydum, rendeledim. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edip suyunu çekene kadar pişirdim. Ocaktan aldıktan sonra biraz soğuttum. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tarçın dökeceğim. Arzu ederseniz çekilmiş ceviz ve üzüm de ilave edebilirsiniz. Güzelce karıştırdım ve bunu bir kenara alıyorum. Şimdi hamurunu hazırlayalım. 250 gram margarin veya tereyağı var. Oda sıcaklığında olmalı lazım. Şimdi hamurunu hazırlayalım. 250 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı olacak. Üzerine 1 su bardağı pudra şekerini ilave edip güzelce yoğuracağım. Yağı pudra şekeri ile güzelce yoğurdum. Üzerine bir adet yumurtayı ilave ediyorum. Tekrar yumurta ile de yoğuruyorum. Üzerine yavaş yavaş un ilave edeceğim. Şimdi üzerine biraz daha un ilave edip kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ediyorum. Arkadaşlar, kulak memesi kıvamında olacak hamurumuz. Ele yapışmayan bir hamur olmalı. Şimdi elime yapışmayana kadar güzelce yoğuracağım. Unu aralıklarla ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar, hamurumuz kulak memesi kıvamında oldu. Ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bundan biraz alıyorum. Gerisini kaldırıyorum. Bu aldığım az olan hamurun üzerine biraz daha un koyup yoğuracağım. Daha katı bir hamur olmalı. Yaklaşık 2 yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz hamurunuzun üzerine.
Şimdi bu hamuru bir poşete koyup buzluğa kaldıracağım donması için. Üzerinin hamuru donana kadar biz tepsiye hamurumuzu yayalım. Arkadaşlar ilk önce tepsimizin altını güzelce yağladım. Ne oluyor? Hamuru tepsiye kenarlarına taşıyacak şekilde yaydım. Şimdi üzerine tüm elmayı dökeceğim. Eşit bir şekilde yayacağım. Buzluktan hamurumuzu çıkarttım. Şimdi her tarafına eşit bir şekilde rendeliyorum. Arkadaşlar tarifimi eğer yazılı görmek isterseniz sağ taraftaki okçuğa basarsanız yazılı olarak görürsünüz. Tüm hamuru üzerine elmaları kapatacak şekilde rendeledim. 170 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişireceğim. Arkadaşlar tartımız pişti. Şimdi bir dilim çıkartıp sizlere göstermek istiyorum. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık oldu. Evet, bir tarifimim de burada sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.